Mehmet Akalın çok tatlı, onu çok seviyorum. O beni çok seviyor, çok güzel görüyor. Ben de onu çok seviyorum, onu çok güzel görüyorum. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sibelcan ve Mag... Yani... Hayır canım, ne... Sibelcan ondan kat be kat ödül büyük bir gecelerini kadın. Tabii ki kıyaslanmaz. Hayır hayır. Yani Buket Hanım da çok güzel ve gösterişli. Yani böyle bir evet, albenili bir kadın yani. Sibelcan'la zaten kıyaslanmaz. Sibelcan zaten bir marka. Yani kimseyi kimseyle zaten kıyaslanmaz. Her kadın güzeldir. Her kadının ağrısı bambaşka. Nihat Doğan, sana bir soru soracağım. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Katılıyor musunuz Bahar Hanım? Bence bakımsız ve doğal kadınlar daha güzel. Ha, yeni trend o mu efendim? Bence öyle. Sibelcan'ın göbeği de ona çok yakışmış. Şimdi o kadar manken var. Her şeylerine dikkat ediyorlar. Her yeri böyle şey, heykel gibi. Onu mu beğeniyorsunuz? Peki, Sibelcan mı? Sibelcan deyince hepinizin aklı çıkıyor. Böyle kalıyorsak beğeniyorum. Sen Mustafa Sarıgül'ün yerinde olsaydın. Emir Sarıgül. Emir Sarıgül'ün pardon. Emir Mustafa. Evet. Emir Mustafa babası. Niye dedim acaba? Sibelcan'dan tamam, neyse. Mı bir çağrışım yaptın? Emir Sarıgül. Evet. Emir Çaptımlıktan evet. Mı? Pardon. Emir Emir Sarıgül'ün yerinde olmuş olsaydın Buket'i mi tercih ederdin Sibelcan'ı? Şimdi şöyle aslında, hani siz diyorsunuz ya biraz önce, ben Sibelcan'ı çok severim bu arada. Buket Hanım'ı hiç tanımıyorum. Biraz da antipatik geliyor. Geçen söylemiştim. Evet. Fakat diyorsunuz ki Sibelcan'la kıyas kabul etmez. İşte o kim ki, Sibelcan çok yukarıda bir kadın. Bir kere bir, insanlar arasında bu tür ötekileştirmelerden hiç hoşlanmıyorum. O şöyle de bu böyle de tarzı laflar bence edilmemesi gerek. Herkes insan. Herkes bir canlı. Anlatabiliyor muyum? Ve herkes eşittir. Ve aşkın fizyolojik bir nedeni yoktur. Bir aşıksın, bunda ne buluyorsun? Onu tarif edemezsin. Tarif ediyorsan onunla da aşk değildir zaten.